Merhaba arkadaşlar, bu uygulamamızda siyah mermer efekt çalışması yaptık. Ürünümüz yine Van Boya. Eğer ürünü bulamazsanız bana Instagram ya da WhatsApp üzerinden dönüş yaparsanız size yardımcı olurum. Gördüğünüz gibi siyah bir mermerimiz var. Sade bir çalışma yaptık. Bir sonraki videoda da siyah damarlı bir çalışma yapacağız. Abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, bu uygulamamızda wax da kullanacağız. Bunu polisaj makinesi olmadan nasıl yapacağınızı göstereceğim ben size. Bir tane de wax'ımız var ve mermer sıvımız var. Siyah mermer sıvımız var gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar, abone olmak bedava. Yani herhangi bir para vermeyeceksiniz. Abone olursanız, bana da destek verirseniz çok teşekkür ederim. Şimdi uygulamamıza başlayalım. Az bir şey alıyoruz yine. İlk katına ince bir şekilde çekiyoruz. Zaten kapatıcılığı çok güzel. Ben uygulamayı kısa tutmak adına önceden astarını vurdum. O yüzden siz de başlamadan önce ilk önce astarı vurabilirsiniz. Fazlasında aldırıyoruz bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi ilk katta bile az bir şekilde parlaklığımızı aldık. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğiz bunun. Evet, ilk katımız kurudu arkadaşlar. Şimdi ikinci katına başlayacağız. Kapağını açabilirsek. Kullanmadan önce karıştırırsanız daha iyi olur.
yine az bir şekilde alıyoruz. Bu şekilde dağınık bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Düz çekmek yerine kısa kısa yaparsanız daha güzel olur. Şey almama rağmen bu kısmı tamamladık, hala da paletimizin üstünde var. Şimdi bu kadar yer yaptıktan sonra arkadaşlar paletimizi temizleyip bu yaptığımız bölgeyi parlatmaya başlayacağız. Bez kullanarak paletimizi temizliyoruz. İki tarafını da. Evet, bu taraftan bakarsanız zaten çok hafiften parlamaya başladı. Tamamen parlamasına gerek yok çünkü wax kullanacağız zaten. Az bir şey, fazlalıklarını aldırıyoruz ve diğer taraftan devam edeceğiz. Thank you.
bölümümüzde çektik. Şimdi yine aynı şekilde hafiften kuruyan yerleri parlatacağız. Malamızın köşelerinin temiz olması lazım. Orta önemli değil. Baskı köşelerden olacağı için. Böyle yan yan basarsanız daha az yere baskı olduğu için daha güzel bir sonuç alırsınız. Yani böyle yapmak yerine böyle böyle yavaş yavaş yaparsanız daha hoş olur. Evet, ilk yaptığımız yere yine aynı şekilde ne kadar fazla bastırırsak, parlatırsak o kadar çok güzel sonuçlar alırız. En son yaptığımız yer biraz kurumamış. O yüzden burayı devam edelim. Gördüğünüz gibi her sürtüşümde daha fazla parlıyor. Evet, duvarımızın ikinci katını da çektik arkadaşlar. Şimdi wax uygulamamızı yapacağız. Wax'ımız bu şekilde. Katı bir kıvamı var. Çok az bir şey alıyorsunuz. Evet, bizim üstüne. Sulandırmaya falan hiç gerek yok. Zaten homojen bir karışım. Bu şekilde çekiyorsunuz. Şimdi bunu kısa kısa yapmanız daha iyi olur. Polizaj makineniz yoksa eğer. Mesela bu kadar bir yer yaptık. Hemen bu şekilde yumuşak bir bez alarak siliyoruz bunu. Zaten polisaj makinesinin amacı da bu şekilde işliyor. Ne kadar çok silerseniz o kadar parlak olur. Hemen yan tarafa geçiyoruz.
şeyini aldım. Gördüğünüz gibi ne kadar çok silerseniz o kadar çok parlıyor. Hatta iki kişi yaparsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tamamen parlattık duvarımızı. Şunları da göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi vaksımız da boyamız da neredeyse öylece duruyor. Hiç haberleri bile yok kullanıldıklarından. 2,5 metrekare duvara bu kadar malzeme gitti. Aklınıza takılan bir soru olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz ya da Instagram'dan yazabilirsiniz bana. İzlediğiniz için teşekkürler.